biliyor. Ne oluyor bunu da anlayabiliyorsunuz. Şimdi bunun için fikir yeterli. Bakın kablolar hazır zaten. Öbürü de çubuk gelip dikiyorsunuz. O fikir sahiplerini de ülkede tutmak gerekiyor. O fikir sahiplerini ülkede tutuyorlar. Ellerinden geleni de yapıyor. O esnek sistem bak. Bunların hiçbir mesela büyük yatırım kapsamlarında falan değil. Sadece pratik yöntemleri var. Ya bazen ben söylerim yasaya ihtiyacınız yok. Yahut anayasa neyiniz engel oldu yani bir takım şeyleri yapmak için. Arge araştırmasını siz koy oraya. Bitti bu kadar. Mi? Mesela. Evet, ya da geçelim. Ortak oluyorsun şirkete, veriyorsun, alıyorsun filan. Son bir yıllık periyoda bak. Ne konuştuk? Biz Aselsan üzerinden gidiyoruz. Savunma sanayi değil zaten. Herkesin aslında Aselsan'da çıkar geliyor. Aselsan devlet ağırlıklı olduğundan bir o. Aselsan cinayetleri. O. Ve şey konuştuk. Aselsan'daki çalışan arkadaşları niye yabancıları teker teker çekiyorlar? Onları burada tutup çok korumak net. Gerekiyor. Ayrı bir statü verilerekten. Evet. Yani görüntü o. İki cümle söyleyeyim mi? Çok özür dilerim. Burası çok çok tırnak için lezzetli. Burası çok önemli. Lezzetli bir şey. Çok lezzetli. Bir, eski güvenlik sorumlularından bir tanesi. Dedim ki bu Aselsan cinayetleri nedir? Sizin döneminizde uzun da süre yaptı bu görevi. Ne anladınız bu işten dedim yani. Sonuçta mahkemenin ne karar verdiğini biliyoruz cinayet. Olabilirdi, olmayabilirdi ama aslında şundan olmuş deniyor. Kapandı dosyalar. Hiçbir şey bulamadık dedi. Ama cinayet olmadıklarını, sıradan ölümler olmadıklarından eminim. Evet. Şimdi ben de o kanaati paylaşıyorum şu anda. Aldım. Hiç bir daha üzerine düşünmüyorum. Birleştiriyorum. İki. Yanına bir de şeye ilave edelim. Bu Kütahya'da uçak düşmüştü ya. Bodrum'da. Yok, Kütahya'ya inerken bir havayolu şirketinin uçağı düşmüştü. Onda da sen de görevde 7 tane. Atlas ettin uçağı. Ben söylemedim. Evet. Yok, uçak onundu, ne yapalım. Kiralık uçaktı ama. Yani evet. Baktığında kilit bir yerlerde bir şeye gittiğinde bir şeyler oluyor. Pekala olabilir, hiç şaşırmam. Ama bu tür şeyler için de bazen bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Mesela sende ne yapıldığını gidip gördüğümde benim kafamda çok daha netleşti. Öbür türlü hikayeden bir şeydi. Burada öbürünü söyleyeyim. Teyi. Uçak motoru yapan şirket TUSAŞ, Aselsan. Buralardan mühendisleri aldıklarında bana dedi ki bu işlerin başında olanlardan bir tanesi. Ben dedi bugüne kadar yaptığım işlerden bir motor üretiminde görevli mühendisin. Yani şu kısımda, şu işte, şu bölümde görevli mühendisin. Dünyada aşağı yukarı nerelerde çalışabileceğini bilirim. Çünkü daha önce ben aldım o adamları uluslararası şirketlerde, yaban şirketlerde. Bilirim. Buna nasıl bir görev verileceğini de bilirim. O kategorize ettikten sonra çünkü benim adamım yani tanıyorum bunu. Ücretini bir bakıyorum diyor. Ücretini de bilirim. Sonuçta siz İngiltere'de bir şirket sizi davet ediyorsa orada yani bir İngiliz'in maaşını alamazsınız tırnak içinde söylüyorum. Yani belli bir seviyenin üstü İngiliz'dir. Arada altta Hintliler vardır, uzak doğulular vardır, şu. Şimdi onların arasında da bir hiyerarşi vardır. Size mesela bir Hintlinin işini doğrudan vermez, üst düzey bir işi. Dolayısıyla ona göre bir maaş skalanız vardır. Görünmeyen kuralları var bu işlerin. Şimdi bakıyorum diyor, orada alabileceğin iki katı teklif etmiş. Mümkün değil. Bunu benden alacak. Pasifize edecek. Diyorum ki, senin diyor benden alacak. İki sene bu maaşı sana verecek ama iş yaptırmayacak. Sen orada öleceksin, ben burada seni kaybedeceğim. Burada şimdi yani. Bana dedi, bana bunu biri bana bunu komplo teorisi kurmadan izah etsin. Niye komplo teorisyonları? Bir komplo varsa teorisini kurabilirsiniz yani burada komplo bir mahsur yok. Bildiğiniz şimdi, normal bir şey bu yani. Bu son derece net. Yabancı bir düşünce değil açıkçası. Son derece net. Evet, kesinlikle o Aselsan ölümleri kimsenin de mesela gerçekten kazanmıyor. Mesela çok teklifler gidiyor, hiçbir yere gitmiyor. Savunma sanayi stratejimiz var. Savunma sanayi stratejimiz var. Onun haricinde bir stratejimiz var mı? Onu bilmiyorum. Uygulanan. Bir şey çok söyleyeceğim. Savunma stratejisi var Türkiye'nin çok iyi. Bunun diğer sektörlere de yansırsa ya, yansıması olursa makinede işte bir metalde. Yansıtacaksın, o benim görevim değil. Hani olur ya Amerikan DARPA interneti bulan. Onun önceliğinde gitmiştir. Ordu için bulmuştur filan. O hikayeye girmeyeyim ama ne oldu filan. Yani savunmadaki bu gelişmişliğimizi diğer sektörlerde kullanmamız gerekiyor. Bize diyorum, bitiriyorum. Başka bir konu daha var. Bize yapılanları gördük. Hı-hı. Çok tabii. Sağlam bir strateji raporu çıkardık ve adım adım onu da gidiyoruz. Aynen, evet.
Başka? Sektörlere diyorum başka. İşte. Diğer şimdi sektörlere bizim, de bak, yani. Ikincisi, ondan bahsediyorum. Biz tekstil, yani, sağlam tekstil, bir şey sağlık, sağlık. Orada da şöyle bir strateji değil. Evet, orada da şöyle bir şey var. Kızarıklık var. O kızarıklıktan bir sorun çıkabilir. O da şu. Biz bilim, teknoloji falan dediğimiz zaman hemen bir şey üretip orada onu satmayı falan düşünüyoruz. Bilim böyle bir şey değildir ama. Bilim geliştir, araştırır, geliştir, bir şey çıkar, geliştir, sonra ne geliştir bulacağınızı bilemezsiniz içinden. Siz çıkartırsınız yani. Evet. Bilim arar sadece, onun bulduklarından siz başka bir şey aynen çıkartırsınız. Biz de hikaye aynen. Bakın, parayı ne zaman çeviriyorsunuz? Ha işte bu. Bu doğru bir şey dur değil. O adamın işi o değil, parayı tabii çevirme ki değil. Mühendis ben o yüzden mesela, evet, ben o yüzden hani mühendislik işi biraz o olabilir. Bilim dallarında gördüğüm şey şu. Yani işin erbabı elbette daha iyi bilir de beni basit bir sıradan öğrenci olarak düşünsünler. Abi bu iş kimya ile başlıyor. Fizik çok önemlidir, matematik çok, itirazım yok da. Ama sonuçta biri hesaplıyor, öbürü de hesaplıyor. İşte mekaniği var bir tarafın. Evet. Ama kimya sizin yaptığınız hesapların ürüne dönüşmesini sağlıyor. Hmm. Siz istediğiniz kadar ya içini görebileceğim bir şeyin olsa da suyun merraklığını görsem diye hesap yapabilirsiniz, tasarım da yaparsınız, şahane bir iş yaptınız. Kimya size bardak cam üretmezse işte böyle bir ürününüz olmaz. O zaman da milli eğitimde fen liseleri, fen okulları. O üniversitelerdeki araştırma geliştirme sadece ürün üretimine yönelik değil. Fikir. Bilime yönelik. Bilim. Biz ama dediğim gibi hikaye tam bunu yaptın da bu ne zaman para çeviririz? Tamam ama bilim insanlarına ben her zaman hayranlık duydum, duymaya devam edeceğim. Fena. İşte hayran fena olduğumuz reydi kadar destek olsak keşke mevzuyu çözeceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. Son. Simya derler ya, simya ilmi. Hmm. Eskiden işte ondan bundan şundan bir araya getirip kaynatıp döküp bilmem ne yapıp altın üretmeye çalışıyorlar. Hmm. Ucuz metallerden altın çıkartmaya çalışıyor. Aslında simyacılar haklıydı. Çok ucuz metallerden altından daha değerli ürünler üretebiliyoruz artık. Buradan baktığınızda simya işini çoktan yaptı. Ama simya da kimya üzerine kurulu bir şeydi. E doğru. Sen de yahut onun üzerinden kimya geldi. Şimdi böyle bakınca gerçekten kimyayla petrol de bulabilirsiniz, altını da bulabilirsiniz. Evet. Daha değerlisini yanını de bulabilirsiniz. Yanını da bulabilirsin. Eş değerini de bulabilirsin. Tabii ki her şeyini bulabilirsiniz. Dolar şimdi biz burada altından daha hızlı iletken bulabiliyor muyuz? Dolar 5.50 bir şeyler dedim. Söyle. 5.52 60.